Herkese yeniden merhaba. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi sizi çok güzel bir yere götürüyorum. Burada Miniso tıpkı Türkiye'deki gratis gibi her yerde, her AVM'de var. Biz de buraya yemek yemeye geldik ve şimdi de aslında benim alacağım çok fazla bir şey olmamasına rağmen sırf size göstermek için Miniso'yu bugün didik edeceğiz. O zaman orada görüşürüz. Yalan, Miniso'dan alacağı çok şey var. Hayır ya, 3-5 şey mi ya? Ben bir tane krem alacağım diye. Şimdi her yerde içeriği soğuktan korumak için böyle garip bir eklenti var. Bebek kibar. Benden olmazmış ya. Benden olmazmış. Ama bir hoşuna gitti itiraf et. Çok hoşuma gitti. Bunu nereden aldın? Taobao. Çok hoşuma gitti. Welcome friends and welcome back to my channel. Hadi ya, evet, yapabilirim. Sence bu ne? Çok güzel değil mi biraz? Bayıldım. Ben de çok sevdim. Kanka sen git. Bir kere Didem'le buraya girip çıkamamıştık. Çünkü Didem kendini kaybetmişti buradaki şeyler arasında. Fırça seti. Sonra böyle maske seti. Böyle minnoşlu. Zaten Miniso'da en çok satılan şey maske bence. Maske bence aynen, o kadar ucuz ki. Sonra burada tonikleri görüyoruz. Tonik, vücut losyonu. Güllü, o benim toniğim. Çok güzel gerçekten arkadaşlar. Bu tarafta daha çok erkekler için. Evet, bunlar var. Ne işe yarıyor lan? Masaj aleti. Yani sadece böyle mesela kozmetik üzerine şeyler değil ya da yüz bakımı, cilt bakımı üzerine şeyler değil. Böyle atkı, eldiven, bayağı her şey var. Arkamdan köpük mü geldi demin? Ne yaptı? Arkamdan sağ. Sonra burada eldivenleri görüyoruz. En sevdiğim bölüm. Evet, maskeler. Maske 2 tanesi 10 yuan. 2 tanesi 15 yuan. Yani bayağı değişiyor. Evet. Türkiye'ye göre çok ucuz. Bir tane green tea'li aldım. Bir tane de al bak burada kaç tane var içinde yazmıyor. Bunlar da maske. Betül sen bundan kullanıyordun. Bundan hiç memnun kalmadım. Bozum. Evet. Bu erkekler için. Bu kesinlikle siyah noktayla savaşan en güzel şey. Peki bu ne? Farkı ne ki acaba? Ya o bilmiyorum ki. Bunun ne olduğunu çözemedik biz de. Bu hatta evet, o ne olabilir? Hello Kitty'si de var. Her çeşidi var. Bu şey değil mi ya? Sırt kaşıma aleti. Evet, o sırt kaşıma. Sırt kaşıma aleti. Ya bu da genel olarak böyle bir masajla alakalı bir şey ama ben bu vurmaların ne olduğunu anlayamadım yani. Ama bunun nereye kullanılıyor? Kolum. Çok mantıklı. Ay vallahi rahatladım şu an. İçin herhalde. Yok, yan koyuyorsun onu. Nereme mesajım çok şu an. Bu ne olacak? 20 yuan diyor ya. Bilmiyorum. Taobao'da bence 10 yuan'e bulurum. Taobao'da yani bizim başımıza gelebilecek en güzel şey. Araba kokuları, şu tarafta mumlar var, bu tarafta tütsüler var. Küçük Ikea gibi değil mi? Sadece içinde İsveç köfte yok, haklısın. İçinde İsveç köfte yok ve şey böyle. Mesela Ikea'daki kadar tabii ki işte mobilya şu bu yok ama bana biraz daha o tarz gibi geliyor. Böyle bunlar falan, kutular yani Ikea kutularına ben. Bunu almıştım, göstermiştim videoda da bu masa altlığı mı? Amerikan servis. Evet. Evet. Sonra paspas almıştım. Videoda gösterdiğim paspas bu. Kahverengisi var. Tüy toplama yani vücut nasıl anlatayım? Mesela atkıdan şöyle tüyler var ya ya da hayvan tüyü olabilir. Onları toplamak için. Hesaplı şeyler var. 25 yuan. Bazıları 19.90 falan ama 20 yani o da. 15 yuan. 15 yuan. Hello Kitty'li makyaj çantası. Yine duş yerlerini görüyoruz. Bu tarafta aşağıda bu bildiğimiz banyo lifleri. Sonra bu dezenfektanlar var. Çinler bunları çantaların arkasına asıyorlar böyle. Mesela çantanın şurasında böyle bunu buradan çıkarıp böyle koyup hemen şey yapıyorlar. Pembe panterli ıslak mendil. Hello Kitty'li ıslak mendil. Yumurtalı peçete. Kayısı. Sahanda. Çok pişmiş. Bundan mı alsam acaba? Peçete almam lazım. 10 yuan. Bir serpak alacağım. Serpak da kaçtı bunlar? 3, 4, 6, 12'li. 10 RMB. Yani bayağı ucuz. Böyle küçükken açıyorduk ya mesela bir tarafı tarak, şu işte oyuncak olan tarafında da ayna var işte böyle açıp şey yapıyoruz. Hava kirliliği olduğu için Çinliler maske takıyorlar. Maskelerin farklı çeşitleri var işte ayıcıklı maske. Hatta böyle şey kıyafetlerine göre falan takanları bile gördüm. Yani bizde maskeyi ne zaman takarız hani bir insan gerçekten hastaysa. Burada insanlar hasta olmamalarına rağmen işte dışarıdan aslında hastalık kapmamak için ya da havadan hasta olmamak için takıyorlar. Yine burada kuşlusunu görüyoruz. Kuşlusu pembe panterlisi, kot rengi. Bir tanesi 10 yani. Bir tanesi 10 yani. Yüz temizleyici, toniği, işte böyle sakura set, yeşil çaylı set, yine bir set. Yine bir set. Bunlar genellikle cilt bakımı üzerine olan şeyler. Burası benim çıldırdığım bir stand. Çünkü ben böyle şeylere bayılıyorum. Yani bilmiyorum ama özellikle böyle daha cicili bitli ve işte Hello Kitty'liyse elim Hello Kitty'liye gidiyor yani. Normal klasiklerine gitmiyor. Göz kapaklarını biraz daha açık göstermek için bu bantlardan kullanıyorlar. Bu bantları yapıştırıyorlar göz kapaklarına. Yukarı doğru çekiyorlar böyle gözlerini. Aynen. Katsın biraz. Ondan sonra burada şeyi görüyoruz. Furyoların çakması. Furyo mu neyse. 200'lü yani. Bayağı 200'lü bir alet. Biraz söyleyeyim. Bunlardan almayı düşünüyorum da. Bak ben aldım ondan. Güzel mi? Güzel. Bayağı şey yapıyor. Isıtıyor yani. Mesela bir kere işte o kar yağdığı günü galiba şurama yapıştırdım, üstüne mantoyu giydim böyle. Çok iyi oluyor. Gerçekten mi? Ucuz. Alsak mı bir tane? Aslında mantıklı. Kız döneceğiz artık ya. O da doğru. Sıcak su torbası. Bunlara bir elim gitti ya. Bakar mısınız satışlığına? Daha önce geldiğimde de böyle alıp almamak arasında kalmıştım. 30 yuan bunlar. 3 tanesi 10 RMB. Ya şu not yapıştırdığımız şey neydi? Yapışkanlığı. Post-it. Ben şunlara bayıldım ya. Yumurtalı. Pastırmalı yumurta. Kırılıp da o şeye atlayan yumurta. Var ya öyle şeyler. Elik. Vallahi. Neyse buraları fena dağıttık. Bu mu bu mu? Ya da şu mu? Ortadaki. Bu mu? Hello Kitty'li kupalar, yumurtalı kupalar, bu yumurtalara bittim ya. Bumblebee. Olanı? Kırmızı olanın adını hatırlamıyorum ya. Neydi bunun adı? Yazmıyor da. Oyuncak bölümüne geldik. Kendimi kaybediyorum. Geyik mi bu? Fil. Evet geyik herhalde. Geyik yavrusu, fil. Ay bu ne kadar tatlı böyle. İşte panda, ayıcık, timsah. Unicornlu. Da böyle kendimi şey yapma yöntemlerim var. Mesela bakıyorum işte bu unicorn şey mesela 30 yuan. İşte Türk parasına göre işte 23 yuan oluyor. Yani birazcık ucuz oluyor. Alabilirim falan gibi böyle kendimi kandırmaca. Sanki pembe panter intihar etmiş gibi görünmüyor mu sence? O değil de böyle bayağı şey durmuyorum yani. Çok suratı asık böyle. Evet, sanki bak yukarıdakiler böyle asılmış gibi. Pembe panterin gözü de açık gitmiş yani. Zavallı. Seyahat yastıkları tabii ki benim gözüme ne takılıyor burada? Bu Hello Kitty'ler takılıyor. Kurutulmuş çilek ama içinde böyle şeyleri denemeyin, pişman olursunuz. Belki bunları hep çilekli marshmallow, bundan bir şey olmaz. Bundan da bir şey olmaz. Kurutulmuş meyveler. Ama şöyle şeyler var ki Allah düşürmesin. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben de zaten genellikle temel ihtiyaçlar aldım. Peçete, 2 tane maske aldım. 1 tane Betül blender aldım ve diş fırçası aldım. Miniso'yu birazcık daha buradaki gratis gibi düşünebilirsiniz. Yani Türkiye'de mesela Ankara'ya yeni açılmış 1 tane. Onu Kubilay söyledi demin. 1 tane de İstanbul'da var diye biliyorum ama burada tıpkı gratis mesela Türkiye'de ne kadar yaygın, Watsons ne kadar yaygın. Burada da Miniso bu kadar yaygın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.